Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün sizlere miksersiz, makinesiz ve fırınsız nefis bir portakallı kek tarifi vereceğim. Bu sünger gibi güzel keki ister tavada, ister tencerede pişirebilirsiniz. Şimdi tarifine geçiyorum. 4 tane oda ısısında yumurtam var. Eğer yumurtalarınız büyükse 3 tane kullanabilirsiniz yumurtaları güzelce çırpıyorum. Bir su bardağı toz şekerimiz var. Ben iki defa da ilave ettim. Tel çırpıcı ile karıştırdığım için daha kolay erisin diye. Şimdi şekerin daha da kolay eriyip kekimizin güzel kabarması için birazcık sıcak su ilave edeceğim. Çeyrek çay bardağı kadar. Biraz ısıttım suyu kaynar değil sıcak. Kolaylıkla şimdi şeker eriyecek kremamsı bir kıvam alacak ve kek daha güzel kabaracak. Mikser kullandığınızda da yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar güzelce çırpın. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve onu da güzelce karıştırıyorum. Daha kolay karıştırmak için derin bir kaba alıyorum. Şu anda şeker gayet güzel erimiş şekilde. Çırpabildiğiniz kadar çırpın, iyice karışsın. Şimdi bir portakalın kabuğunu rendeliyorum. İsterseniz rendenin ince tarafıyla da rendeleyebilirsiniz. Ben biraz böyle görünsün istedim, iri istedim. Ve bir portakalın suyunu koyuyorum. Şimdi un ilavesine başladım. Bir su bardağı unu eleyerek kullanıyorum. Tüm güzel keklerin bir püf noktası da unun elenmesidir. Elerken un hava alır ve kek pamuk gibi sünger gibi olur. Spatula ile köpürttüğüm yumurtaları söndürmemeye çalışarak yavaşça güzelce karıştırıyorum. Şimdi unu içeride kaybolana kadar. İkinci su bardağı unu da ekledim ve bir paket kabartma tozu koyuyorum. 1 pakette vanilya. Benim pişireceğim tencere 26 cm. Eğer küçük bir tencere ya da tavada pişirecekseniz ölçüleri azaltmanız gerekiyor. Bu ölçülerle 24 ya da 26 santimlik tavaya da tencere kullanabilirsiniz. Alttan üste doğru karıştırarak un karışana kaybolana kadar devam ettim. Şimdi tencereye biraz yağ ilave ediyorum, sıvı yağ, güzelce yağlıyorum. Katı yağ ile de olabilir. Ve karışımı şimdi içine dökeceğim. Bakın gördüğünüz gibi krema gibi lokum gibi bir kek harcı elde ettik. O sıcak su çok işe yarıyor, şekeri hemen cecik eritiyor içerisinde. Şimdi ben tüpün üzerinde pişirdim. Siz birkaç kat alüminyum folyo koyabilirsiniz. Ve iyice kıstım. En kısık ayarda pişireceksiniz ocakta. Alüminyum folyoyu katlayın. Ateşin üzerine koyun. Üzerine de tencere ya da tavanızı. Yaklaşık 35-40 dakika sonra çünkü çok kısık ateşte pişiriyoruz. Bakın üzerini kontrol ettim. Üzeri kurudu. Yanları da biraz kızardı. Arada yine yanlardan alta bakarak lütfen kontrol edin. Benim kekim harika pişmiş. Şimdi ters çevirdim. Diğer tarafını da biraz pembeleşene kadar pişireceğim. Zaten üstü kuruyana kadar içi pişmiş oluyor. Şimdi kapağını kapatıp altı hafifçe kızarana kadar pişireceğiz. Yine yandan spatula ile kontrol edersiniz. 15-20 dakika sonra bir çöp şişi batırdım. Gördüğünüz gibi tertemiz çıktı. Kek gayet güzel pişti. Şimdi artık sunuma geçebiliriz. Aldım servis tabağına. Portakallı kekin kokusunu tahmin edebilirsiniz. Her yer mis gibi portakal koktu. Hafif aladıktan sonra dilimliyorum. Fırını açmak istemeyen ya da fırını olmayan takipçilerim için birebir bir tariftir. Şimdi içini görün isterseniz tam bir sünger kek. Buraya kadar izlediyseniz videomu lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca deneyecek olanlardan da yorumları bekliyorum. Sorularınız olursa onları da görebildiğim kadarıyla yanıtlayacağım. Kanalımda fırınsız tarifler diye bir kategori var. Orada tava ya da tencere kekleri, pastaları ve hatta Tencerede güzel bir mayalı ekmek tarifi de var. Onlara bir göz atmanızı isterim. Abonem olursanız ve kanalımı arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. En güzel tariflerde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.